Ağustos Çarşamba sabahından günaydın diyerek söze başlayalım. Beraberliğimize hoş geldiniz. Ben Balkan Gürses. Manşet Artı'daki beraberliğimizi başlattık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Taço ile beraberiz. Sayın Bakan'a günaydın diyelim, hoş geldiniz diyelim. Ama bir son dakika haberini paylaşalım izniniz olursa Sayın Bakanım. Yeni Boğaz içinde yangın çıktı. Ekrana görüntüleri daha sonra gelecek. Yeni Boğaz içinde Yeni Boğaziçi Belediye plajında faaliyet gösteren restoranda bu sabah yangın çıktı. Saat 7:20 sıralarında çıktığı belirtilen yangına polis, itfaiye ve orman dairesi ekipleriyle Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne ait tankerlerde müdahale ediyor söndürmesi için. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu ise binada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği de haber merkezimizin bize ilettiği bilgiler. Bir kez daha tekrar edelim. Ekranda görüntüyü de izliyorsunuz. Yeni Boğaziçi Belediyesi plajında faaliyet gösteren restoranda sabah saat 7:20 sıralarında yangın çıktı. Polis, itfaiye, orman dairesi ekipleri ve Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne ait tankerler müdahale etti. Yangının sonucunda binada büyük hasarın meydana geldiği de belirtiliyor. İlerleyen zamanlarda, saatlerde yine yeni bilgilerle güncelleriz bu haberi de. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır tabii yoğunluğunuzdan ötürü sizi burada konuk edememiştik. Dolayısıyla zaman ayırmanız önemli ve kıymetli. Pek çok şey konuşacağız. Yoğun bir mesainiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise icraat alanı geniş bir bakanlık. Şimdi tabii ben en son asgari ücretin belirlenme süreci gündemdeyken sizi konuk etmiştim. Biraz konuşmuştuk. Ardından asgari ücret tartışmalarla birlikte bir sonuca vardı. Ama tartışmalar hala bitmedi. Biraz bu konuyla başlayalım sohbetimize dilerseniz. Şimdi siz o gün bir öneri ortaya atıp bunun tartışılmasını istiyorum demiştiniz bu programda. Yine bu saatte sizi konuk ettiğimizde. Bir kez sizin programınızda söylemiştim. Evet. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeden göç etmesini önlemeye dönük olarak bir nevi farklı bir maaş politikasıyla iş sahalarında vatandaşlarımızın daha fazla faaliyet gösterebilmesine imkan sağlayacak bir düzenleme acaba yapabilir miyiz demiştiniz. Bu tartışma yeterince istediğiniz noktada tartışmaya açıldı mı, olgunlaşabilir mi, bu müzakere sürecinde tarafların bu konuya yaklaşımıyla ilgili neler ortaya konuldu, nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? İlk önce ben çok teşekkür ederim. Beni 1 Temmuz 2022'den sonra programınızda yeniden gördüğünüzden dolayı. Biz daha sık sizi burada görmek istiyoruz ama son derece yoğun olduğunuzu biliyoruz evet. Sayın Bakanım. En son size 1 Temmuz'da evet. Gelmişim. O tarihten bu yana ilk kez gelmişim. 1 Temmuz Perşembe olsaydı gerek o zaman gelmiştim. Şimdi Perşembe ya da Cuma. Asgari ücret ve asgari ücret tartışmaları bu ülkede hiç sonlanmayacak. Hı hı. Yani işte yaşanan hayat pahalılıkları ve hayat pahalılığına bağlı olarak hayatın ekonomik döngülerine finansal olarak yanıt verebilmesi için çalışana verilen ücret diye isimlendirdiğimiz en asgarisi olan asgari ücretin tartışmaları hiç sonlanmayacak. Çünkü hem dövizdeki hareketlilik hem piyasalardaki emtia fiyatlarındaki hareketlilik bunu her zaman için gündeme getirecek. Keşke öyle bir durağan ekonomi olsa, farklar %0.5'larda, %1'lerde konuşulsa ki asgari ücrete de hiç dokunulmayacak bir pozisyon yaratılsa, ancak durum hiç de öyle değil. O toz pembe bir durum. Bundan dolayı biz ülke şartlarını da göz önünde bulundurarak yeni bir tartışma mevzu açılmasını arzuladık. Neden? Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açık 130 bin çalışan var rakamsal olarak. Bu rakamlar tabii ki 130 bin çalışan nereye göre 130 bin çalışan? Sosyal sigorta aktiflilik oranına göre 130 bin çalışan. Yani bir nevi kayıt altında diye tanımlayabiliriz. Şimdi kayıt altında çok daha fazla insan var. Belki 1 milyon insan var kayıt altında ama aktif olarak görünen 130 bin kişidir. Bu 130 binin ancak 22 bini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak asgari ücret almaktadır. 39 bin de yabancı uyruklu, yani
TC veyahut da KKTC. TC veyahut da 3. uyruk. Yine asgari ücret ödenmektedir. Toplam 61 bin kişi. 130 bin kişiden. Şimdi bunu biz hep gözlemliyoruz, hep görüyoruz ve bunun üzerine kurgulamaları yapıyoruz. 22 bin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı içerisinde, vatandaş alacak olursam eğer, ilk önce tartışmaya, gerçek anlamda maaşı o anlamda olmayan, ancak yatırım primleri o anlamda olan bir de süreç var işin gerçeğinde. Devlet buna müdahale edebilir mi? Yani bunu daha ciddi bir kontrol mekanizmasına alabilir mi? Yani gerçek rakamlar üzerinde bir değerlendirmeye tabi tutabilir mi peki? Şimdi tabii ki bunu devlet denetimlerini artırmak kaydıyla yapabilir. Benim hep bütün hayalim neydi bu bakanlığa gelirken? Bu konuyu açmışken buradan bahsedeyim. Çalışan sayısının, şimdi pasif aktif oranı var bizde. Pasif işte 42 bin, 43 bin diyelim. Bir pasifimiz var bizim. Ödediğimiz bir personel var, emekli var devamlı. Ve buna karşın işte 113 bindi, şimdi 130 bin bir şey var, aktif var. Aktifi 150 bin dedim ben hep. 140 bin üzerine çıkartmak, yani 150 bin sayısına çıkartmak. Bu sayıyı ben 150 bine çıkarırsam eğer, ben oturup sizin talep ettiğiniz ve sizinle devamlı tartıştığımız, birçok yerde tartıştığımız bir şey vardı. İşte işçiye bunu nasıl yansıtırsınız? İşverene nasıl yansıtırsınız? İşverene zaten bir teşvik veriyorum. Vermeye de devam edeyim. Yani bir sıkıntı yük yok. Biner anlamında mı söylüyorsunuz? Hayır. Bir açılım sağlayabilir mi? Bir açılım sağlayabilir. Şimdi işçiden mesela maaş kesintisini yüzde sosyal sigortadan, yani 9.885 liranın içerisinden %4 ihtiyaç sandığına kesiyoruz. %9'da sosyal sigortaya kesinti var. Yani toplam %13 bir kesinti var orada. Dolayısıyla 9.885 liradan 8.599, yani 8.600 TL gibi bir maaş eline geçer çalışanın, net rakamlar içerisinde. Şimdi primin %140-150 bine çıkarsa eğer bu prim, işte teşviri artırma adına, atıyorum şimdi şu anda bir örnek olsun diye, %0.5 çalışandan %0.5 de işverene destek verme yoluna gidersin. Şimdi veya da yuvarlak olsun efendim, %1 çalışandan diyelim, çalışana bir destek verirsin. Yani %9'dan %8'e düşürürsünüz rakamını. Bu %1 ne demektir bu rakam içerisinde? %1 100 liraya yakın bir para gibi görünse de, 100 TL yakın gibi bir rakam görünse de, bu rakam gerçek anlamıyla çalışana bir nefes alma yolu ve hem işvereni hem de işçiye bir destek verme anlamında bir kapı açabilir. Bu %1'lik olay esasında %5'lik bir indirimdir. Baktığınızda, pardon, yani işçiye verirseniz eğer %1'lik bir kesinti, %10 gibi bir indirim yapmış olacaksınız kesintisinden. Yani kendisinden kesinen paradan %10 gibi bir indirim yapmış olacaksınız. Ya da ihtiyaç sandığı toplam sosyal sigortayı hesaplarsanız %8 gibi bir indirim yapacaksınız. %0.8 gibi bir indirim yapacaksınız. Şimdi bu işçiye bir teşvik yerine de geçebilecek bir unsurdur. Yani bunları hepsini değerlendirmek lazım. Yani sayıyı yükseltmek, çalışan sayısını artırmak, ki bizim projelerimiz içerisinde başlıcalarından bir tanesidir. İnsanları teşvik etmek için verilebilecek bir rakamdır diye bakıyorum. Yani toplam %20'lik bir kesinti vardır sosyal sigortaya. %9 artı %11'de işveren tarafı. %1'lik bir kesinti %20'nin içerisinde %5'tir. 9.885 lirada 1000 liradır. Yani %20'lik 2000 liradır pardon. %20'lik bir kesinti. Bunun bir dilimini çıkarttığınızda içinden 100 TL gibi bir indirimdir. Ama bu %5'e temayül eder. Onun için bu rakamların hepsini alt alta koyup biriktirdiğimiz zaman epey bir tasarruf ve bir teşvik primi olarak karşı tarafa da verilebilecek bir unsur olarak biz nitelendiririz bunları. Ancak piyasalarımız öyle bir piyasa durumunda şimdi.
Biz yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde şunları buluyoruz. Yaklaşık %45'e yakın aktif sigortasını yatırmayan kişi var. Nedir bunun sebebi? Bunun %45'tir ama biz %40 diyelim orada. Fazla uçmayalım. %40 gibi bir sigorta yatırmayan kesim vardır. Yani bu maddi imkansızlıklar mı yoksa... Maddi imkansızlık var, ihmal var. İkinci iş var. Yani çeşitli kaçak iş var. Bir nevi kaçak diye nitelendirebiliriz bunu. Şimdi bunların tümü kaçak sayılır. Yani bu %40'ın tümü kaçak sayılır. Ama bir yerde de bu %40'ın içerisinde yaklaşık %100'ün %18'i kadar. Yani %100'ün %40'ı böyleyse bu %40'ın %45'i diyelim diğer bir taraftan. Ayrıca bir özelliği var. Onların hiçbir kaydı yok. Yani bizim yaptığımız çalışmanın içerisinde bulduğumuz rakam %18'dir. %18 hiç kaydı olmayan insan var. Yani bu TC 3. uyruk ve KKTC. Yani sistem böylesi bir kaçak oluşumuna imkan tanıyacak şekilde mi? Biz denetimlere başladık. Bizim ihtiyaç sandığı ve sosyal sigorta kanalımız. Bizim niyetimiz ceza yazmak değil. Bunu söylüyorum net. Kayıt altına almak. Biz kayıt altına almak istiyoruz ve işvereni daha sağlıklı bir şekilde iş yapmasına yönetmeye çalışıyoruz. Nasıl ki kendisi bir başkasının rakip olarak görmek istemez veyahut da rakibinin kendisiyle haksız rekabet etmesini istemez. Kendisi de başkasıyla haksız rekabete girebilecek koşulları yaratmaması lazım. Bunlar hepsi haksız rekabet koşuludur. Ve bunların hepsinin cezası var. Yani şimdi kaçak birini çalıştırdı diye ceza kestiğimde birisi bana torpil bulup gelebiliyorsa eğer kesinlikle orada bir arıza var. İşliyor mu hala bu mekanizma? Tabii. Hayır, işletilmeye çalışılır ama çalışmaz. Yani bir yerde bir ar damarı var. O ar damarı orada biter yani. Onun için biz ona bakmalıyız. İşte kurtarmaz. Her şeyin bir maliyeti vardır. Her işin bir maliyeti var. Biz devlet olarak şunu çok iyi kıyaslamamız lazım. Bizim iş hayatındaki en büyük, çalışma yaşantısındaki en büyük rakibimiz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir. Ama üretim bazındaki en büyük rakibimiz de Türkiye'dir. Şimdi Türkiye'nin üretimiyle bizim üretim şartlarımızı nasıl denk getirebiliriz? Bunların hesaplamasını yapılması lazım. Devlet 3 bacak üzerine, 3 maliyet unsuru üzerine ısrarla durmalıdır. Bir, bu maliyet unsurlarının birincisi tabii ki maaş, personel giderleri. İkincisi enerjidir. Üçüncüsü ise lojistik destektir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne isterse olsun gelecek ve gidecek ne varsa taşımacılık da olur. Ve bu lojistik bir planlamayla yapılması lazım. Eğer bu 3 unsuru biz bir şekilde halledersek, bir şekilde düzene alırsak üretimde de bir mekanizmaya geçmiş olacağız ve bu tabii paydaşlarınızla da daha koordineli şekilde çalışmayı da zorunlu kılacak. Yani kesinlikle. İşte girdi maliyetleri ve lojistik kısmında. Kesinlikle. O desteği buluyor musunuz peki? Şimdi o desteği biz kendi içimizde yaratmakla mükellefiz. Yani ben her şeyi şu şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Devlet mantığında bir şeyin geliri olmazsa gideri olmaz. Ve piyasaya atılacak olan her kuruşun, yani devlet tarafından piyasaya verilecek olan her kuruşun bir artı döngüsü olması lazım geriye. Yani bunun iyice hesaplanması lazım. Biz buna input-output hesaplamaları diyoruz. İşte şu kadar para koyarsak ne kadar gelir falan, işte input dediğimiz sürersek piyasaya. Mesela biz bir şeyi teşvik ettik, işte şunu teşvik ettik. Şunu teşvik ettiğimiz zaman biz bundan bize ne geri dönüş olacak? Bunun hesaplamasını yapmamız lazım bizim. Bunu bilerek hareket edersek eğer biz bunların daha da fazlasına bilimsel olarak da yanıt verebiliriz. Bizim eksik yanlarımız var. Bizim eksik yanlarımız dataya ulaşamamaktır. Datanın erişilememesi veyahut da datanın yetersiz olmasıdır. Datayı güçlendirmek lazım. Ülkedeki verileri ve veri ortamını güçlendirmek gerekir. İstatistik kurumu bundan dolayı çok önemliydi. Bizim için kuruldu. İnşallah ki bizim marzuladığımız seviyeye de gelecek. Şimdi bunu o seviyeye getirirken istatistik kurumunu ben bir işe yaparken görmek isterim. Nedir benim yaptığım? Yani asgari ücreti sen 8600 TL olarak belirledin Taçoy'dan. Nereye göre belirledin bunu? Niye göre kabul ettin? Orada oturdun, işte
sırça köşte, çok koltuğunda. Tamam mı? Yani evet. İşveren tarafından yana bir tutum sergilediğiniz iddiasıyla. Mutlu mu işçi tarafından? İşveren mutlu mu? Mutlu mu sizce? Bence değil. Peki bu konu... Yani ben şöyle bir söz sarf ettim. Ne ağlattık ne güldürdük dedim. Hı hı. Bunu sadece çalışan için söylemedim. Bunu İşveren. Aynı şekilde işverenin için de söylemedim. İşverene bakarsanız işveren de şikayetçi. Peki taleplerine şimdi, baktığınızda işveren, yani farklı bir rakam çıkabilir miydi? Yani en çok konuşulan şey tabii ki açlık sınırının altında kalması meselesi. Şimdi burada bir maaş isteği talebi var. Bu konuda bir kaynak yaratma söz konusu olabilir mi? Ve şimdi, rakamın kaynak yaratmadan önce altında kalmasıyla ilgili aldığınız eleştirilere nasıl bir yanıt? Açlık sınırı dediğiniz kaç kişi içindir? Bir kişi için mi yoksa dört kişilik bir aile için mi? Yani söylüyorsunuz, açlık sınırı diyorsunuz ama altı boş. Yani özür dilerim ama maalesef böyle. Yani insanlar hep açlık sınırından bahseder ama altı nedir hiç belli değil. Dört kişilik bir aile mi, üç kişilik bir aile mi? Yoksa tek kişi mi? O durum çok da farklılık gösterir mi? Yani sonuç olarak şimdi, bir kişi içinde, dört kişi içinde uzmanların yaptığı gıdadaki açlık sınırını bir kişilik yetişmiş erkek için 2650 TL koyuyorlar. Bir kişi kadın, yetişmiş kadın için 2700 TL koyuyorlar aylık. Bir kişi 15 yaşındaki genç kız için 2800 TL konuluyor. 8 yaşındaki bir erkek çocuğu için ise 1700 TL konuluyor. Toplamı 9200 civarı falan yapar bu rakam. Şimdi bu rakamın içerisinde bu 9200 TL'lik rakamın içerisinde 4 tane aile bireyi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ortalama aileye baktığımız zaman 3 kişilik aileler ortalama 3.2 diye gösterir aile ortalaması. Biz en yüksek 3 rakamı dahi alsak 2700'den koysak 8100 lira yapar. Bir ailenin açlık sınırı. Ama biz bu ücreti, biz belirlediğimiz 8600 neti yurt dışından gelen tekil kişilere de veriyoruz. Ve onlara ayrıca biz yemek ve barınak da sağlıyoruz. İşvereni bunu da sağlıyor. Biz bunları ayırmadığımız müddetçe, bilmiyorum evinizde yaşlı birisi varsa veyahut da bakıma muhtaç birisi varsa veyahut da evinizde bir hizmetli varsa ve bu yabancıysa sizin evinizin hep bütün hizmetlerinden yararlanır. Ve bu evinizin hizmetlerinden yararlanırken işte elektriğinizi kullanır, yemeğinizden yer, aynı yemekten yer, size bir şey kaptan o da yemek yer. Ve barınağınızı kullanır. Yani evinizin bir kısmını kullanır, küçük bir kısmı olsa dahi kullanır. Bir bedel ödemeden ve asgari ücret dediğimiz rakamı da alır. Şimdi bunların hepsinin ayrıştırılması lazım. Bu bir ev için geçerliyken bir iş yeri için de geçerli. Yabancı iş gücü getirdiğiniz zaman bunlara barınak ve yemek sağlamak mecburiyetindesiniz. Yapılan akitler böyledir. Ve adam 400 euroya akit yapar. Anlaşmalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelir. Bugün 400 euro 7200 TL civarıdır veyahut da atıyorum 7500 TL civarıdır. Ama asgari ücret net 8600 TL'dir. Ve bu adam ne bir kira ne bir bedel ödemeden, ne yemek parası ödemeden 8600 TL'yi talep eder sizden geldikten bir süre sonra. Neden? Çünkü sizin ülkenizin şartlarını öğrenir. Onu talep eder. Ondan sonra güneyi keşfeder. Güneyde daha cazip olduğunu, euroları keşfeder. Euro ile daha cazip olacağını düşünür. Güneye geçer. Orada mevsimlik olarak çalışır. Geri memleketine gider. Bir şekilde atılır oradan. Geri memleketine gider. Veyahut da bir yolunu bulursa KKTC'ye gelir ve hayatına devam etmeye çalışır. Veyahut da kaçak olarak yaşar. Şimdi bunların hepsini bizim bir düzlüğe çıkarmamız lazım. Bir sonuca bağlamamız lazım. Bunun başlıcası işte asgari ücret farklıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı çalıştırmadan geçer. Az önce söylemiş olduğum bir rakam var. 22 bin KKTC'li asgari ücret alır. İnanın ki bu 22 bin içerisinde asgari ücret alan, gerçek anlamda asgari ücret ödenen sayısı yarıdan azdır. Gerçek anlamda. Yani 22 bin sayısının yarısından da azdır. Neden bunu iddia ediyorum ve söylüyorum? Çünkü insanlar tamam primini bu rakamdan yatırabilirler. Sırf rekabet ortamını iş hayatlarında yakalayabilmeleri adına. Ama verdiği maaşlar da kişiyi yanlarına tutabilmek için çok daha üstündür. Çok daha yukarıdadır. Bir matbaanın yaptığı bir işi
ve bir matbaacıyı yetiştirme kolay bir unsur değildir. Örnek olsun diye veriyorum. Bir matbaacıya 8600 net asgari ücret verirseniz sizinle çalışmaz. Bir dozer operatörüne, bir silindir operatörüne, bir finişerci dediğimiz kişiye işte 8600 asgari ücret verirseniz çalışmaz. Yani, peki bu ister istemez bizi o noktaya mı getiriyor? Yani asgari ücret vasıfsız işçi ücretidir. Vasıfsız işçi demiyorum. Diye bir tartışma da başladı. Yani düz işçi diye bahsediyoruz biz onlara. Tarafının bir temsilcisi yani, bu ifadeyi kullandı. Orada mikrofon heyecandan olsa gerek diye düşünüyorum. Ben öyle bir kelime sarf ettim ama bu değil. Siz de doğru bulmuyorsunuz. Yani, doğru bulmuyorum. Açısını. O düz işçidir. Biz hepimiz yaptık. Ben hayatımda davar da güttüm. Yani çobanlık da yaptım. Sırtımda mal da taşıdım. Zarf fabrikasından çalıştım. Defteri de yaptım. Kahvecilik de yaptım. Diş doktorunun yanında da çalıştım. Yani yapmadığım işte hayır kaldı derim hep. Babamın yanında terzilik de yaptım. Allah rahmet eylesin. Hepsini yaptım. Asgari ücret unsuru şu yanımda 70'e yakında insan çalıştı. Yani o ayrı bir şey. Milletvekili olmazdan önceki dönemde 70'ten fazla insan vardı yanında çalışan. Asgari ücret unsuru verilebilecek en asgari ücrettir. Yani siz bir personeli yanınızda tutabilmek için ve biraz da ehil birisi ise ki ehil insan tutmak istersiniz. Düz işçi tutmak istemezsiniz. Biraz da ehil birini tutmak istersiniz. Bu asgari ücreti veremezsiniz. Daha üstünde bir rakam verirsiniz. Peki biz her yıl yani bu tartışmayı i̇şte yapmaya devam edeceğiz. O noktaya yani bunu birazcık böyle geliştirip insanların aklına bir şeyleri yerleştirip buna gitmek isterim ve sizin sormuş olduğunuz sorunun içerisinde işte bir tartışma açasın istedim ve bu tartışma belli bir olgunlaşmaya geldi mi? Hayır, gelmedi. Gelmedi. Neden? Bakın, kriterler vardır. Teknik sınıf gerektiren, teknik eğitim gerektiren işler vardır. Teknik eğitim gerektiren işler çok farklı şeylerdir. Bunların asgari ücreti farklı olmalı mı? İşte yüksek öğretim, orta eğitim veyahut da yüksek eğitim gerektiren işlerde. Bunlarda bir sınıf gelişti mi? Veyahut da biz o işe yönelik kalibre insan, ihtiyaca göre kalibre insan yetiştirdi mi? Örneğin benim için şu anda bir projem var. 1000 tane yazılımcı. Bunu Turkcell'le birlikte yapıyoruz. Yani bunu söylemekten hiçbir şekilde reklam önemli değil. Türkiye'de onların bir kampanyası var. 1 milyon yazılımcı yetiştireceğiz diye. 1000 tanesini de ben alayım. Ne olacak? 1000 tane de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yazılımcı yetiştirme programımız var bizim. Bu 1000 kişilik yazılımcı yetiştirme programı içerisinde biz taşeron yazılımcı, yani bir programı yazdıktan sonra, kodlaması yapıldıktan sonra o programın içerisinde çıkacak olan sorgulamaların, tamirlerin, bakımının yapılabileceği, basit bakımının yapılabileceği bir kişinin yetişmesini sağlayabilmek, çok basit yazılımcıların yetişmesini, taşeron olarak olabilecek yazılımcıların yetişmesini sağlayabilmektir hedefimiz orada. Yani bir yerde işte bir çırak galfalık işi var. Bir çırak bir galfa yetiştirmek artık. Yani bir uzmanın yanına bir çırak bir galfa, tabiri caiz değil ama bu şekilde değerlendirmek gerekirse, sınıflandırarak değerlendirmek gerekirse bu şekilde bahsetmek lazım. Ve bu insanları yetiştirip ona göre işe göre maaş ve işi bilen adama göre maaş, yüksek maaş, dozer operatörü. Şimdi inşallah işte bugün tekrardan İskele'de Sayın Başbakanımız Sayın Ünal Üstel'in düzenleyeceği Bakanlar Kurulu'nda da bu konular tartışılır inşallah. Müteahhitlerle de ayrıca toplantımız olacak çünkü orada. Orada tartışılmasını arzu ediyorum ve ben Müteahhitler Birliği Başkanı'yla da bunu kaç zamandır bişirdik, yani artık kurtarmaya geldi iş. Dozer operatörü yetiştirme noktası. 2000 tane çalışma izinli dozer operatörü var ülkemizde. Yani bu gerçekten... Bir nevi yerel iş gücünü teşvik etmek için. Yerel iş gücünü teşvik etmek, bu iş gücünün maaşı 15 bin TL'nin altında değil hiçbir. Dozer operatörü dediğiniz o beğenmediğin işin maaşı 15 bin TL'nin altında değil. Hiçbirinin. Ve bu ellerine geçen rakam net maaştır. Yani bu gibi işleri insanlara teşvik öğretip yapmak ve işin hazır maaşında bu diyerek hareket etmek bizi daha farklı yerlere götürüyor. Benim en fazla arzuladığım şey tabii ki mesleki kodlara göre hareket etmek ve mesleki sınıflandırmaları yapabilmek. Mesleki sınıflandırmalara göre asgari ücret, çünkü çok hayali bir şey. 8 ayrı bölüm olarak düşünüyoruz. 8 ayrı rakam çıkması lazım. Hiç ona da gitmiyorum. En basitini söylüyorum. Yerli ve yabancının arasındaki fark, yemek, yani food and shelter Türkçesi olan yemek ve barınak, yemek ve barınağın kullanan kişiye verilecek olan asgari ücretin farklı olduğunu ilk önce bir yapalım.
Ondan sonra Allah kerim diyorum. Bu bunu, tartışma ya kabul görür mü sizce böyle bir düzenleme? Çünkü ırkçılık. Evet yani farklı yorumlarda sebebiyet verebilir. Tamam öyleyse benim de ev kiramı veyahut da evimin kaldığım evin bedelini benim işverenim ödesin bana. Ben bunu talep edeyim. Yediğim yemeği de bana o ikram etsin. Evden yapmayın bir yemek çantacı ve geleyim evden yemeğimi getireyim ve yiyeyim veyahut da eşim bir sandviç yapmasın veyahut da arkadaşımla anlaşıp işte bir şey yaptırmayalım evde ve gelelim birlikte yiyelim olmasın. İşverenimiz bize her gün yemek yapsın ve bizi yedirsin diyelim ve bana da muhakkak ki asgari ücretin üzerine bir maaş versin. Maaş versin. Peki şimdi... böyle bir mantık olmaz yani. Ama bu veriliyorsa eğer, bu hizmet veriliyorsa eğer bu ırkçılık değildir. Bu verilen hizmetin karşılığının kesilmesi demektir. Bu şartlı olarak olabilecek şeyler. Yeni bir sonraki asgari ücretin belirlenmesine kadar bu hedeflerinizi yerine getirmeye çalışıp bir sonuca varabilir misiniz? Orada peki? Çok farklı sorunlar var. Ben bunu yani destek buluyor musunuz bu tartışma sürecinde kendinize? En çok da yani işveren işçi tarafının yani destek buluyorum. Faydada... Yok, onlar da hemfikir ama yasa el vermediği için bazı şeyleri de bir kısmını daha farklı düşünmekle birlikte bunun çözülebileceğini de söylemek. Burada meclise görev düşecek. Tabii ki günün sonunda meclise görev düşecek. Ama bakın burada başka bir nokta daha var. Enteresan bir şey var burada. Çalışan kişinin yaptığı iş veyahut da yaptığı görev her ne isterse olsun bedel karşılığında bir sosyal yatırım tarafı var. Bizim arzuladığımız bu sosyal yatırım tarafındaki o güçlendirmeyi yapabilmek ve buna karşılık bir hitap eden bir konuşma veyahut da bir hareket tarzını gerçekleştirebilmek. Yani bir yerde destekse buna destek olarak çıkabilmek iş hayatına. Bunun yapılması lazım. Bu yani asgari ücret, sosyal yatırımlar ve işte sağlanan imkanları artı teşvikleri hepsini bir olarak düşünüp de yapmamız lazım. Şunu unutmadan diyoruz ki en büyük rakibimiz şimdi şu anda Güney. Eylül ayında Türkiye'de bir çalışma ciddi var. Kayıplar verdik mi? Rakamsal yok, rakamlara bakmadım çünkü bizde öyle bir rakamsal çalışma datamız yok. Onun için hiç yani üzülerek söylüyorum ama maalesef yok. Hep böyle göz kararı giderek. Bunu tabii kayıt dışılıkla okuyamayız ama herhalde. Yok yok. Yani kayıt, o sistemin yok. Kurulamamış olmasıyla sistemin da... kurulamadığından dolayı orada bir büyük eksiklik var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir büyük çalışma olduğunu okuyorum, duyuyorum. Asgari ücretin hesap almasına bir çığır atlayacak Türkiye. Yani bizden önce bir hareket tarzı geliştirecek büyük ihtimalle. Bu Türkiye'deki asgari ücreti oldukça fazla etkileyecek. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bundan çok etkilenecek. Yani rakibimiz sadece Güney olmayacak, Türkiye'ye de rakibimiz olacak. İş bulma konusunda, işçi bulma konusunda. Bir, iki, dünyada daralan piyasaların ve büyük ülkelerdeki daralan piyasaların getirdiği olumsuzluklarla birlikte patlamalara yaşanacak, ekonomik patlamalara yaşanacak. Bundan kendimizi bir koruma alanı içerisinde, bir kalkan geliştirmemiz lazım bizim. Yani geçmiş tecrübelere bakarak küçük ekonomi içerisinde bir kalkan geliştirmemiz lazım. Ekim'e kadar işte şu rakam, Eylül'e kadar şu rakam olmasa şunu konuşurum ama Ekim'e kadar konuşmamız gereken gerçek anlamda bu rakamlarla birlikte çok şey vardır ve bu rakam da içinde, bu asgari ücret rakamı da içinde bir shelter, bir korunak yapmak mecburiyetindeyiz biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ben olayı böyle görüyorum. Uluslararası arenada çıkan tüm makalelere baktığım zaman, Türkiye'nin içerisindeki gelişmelere baktığım zaman ve işte artı, işte asgari ücret Türkiye'de falanca şekilde hesaplanacak bir artı olacaksa Türkiye için benim için ne kadar olumsuzdur onun hesabını yapmam mecburiyetindeyim. Dünyadaki ekonomilerdeki daralma, o piyasalara sürülen pandemi dönemindeki bolca paraların geri çekilmesi ve şimdi şu anda piyasaların darlaştırılması, sıkıştırılması, bir taraftan işte artan emtia fiyatlarının dünyaya Türkiye'miz sayesinde, Sayın Erdoğan sayesinde tahıl koridorunun açılmasıyla verilen imkanın bu fiyatları düşürmesi
ve onun getireceği bir bolluk daralanın içerisinde bir genişlemenin yaşanması, demir fiyatlarının, demir çelik fiyatlarının bir anda 1000 dolarların üzerinden 1200 dolar, 1300 dolarlardan 700 dolarlara düşmesi ve bu daralan piyasalarda böyle olayların yaşanması bir bazı patlamalara sebep olur. Ve bu büyükten küçüğe doğru zincirleme gider. Büyükten küçüğe doğru giden zincirleme içerisinde de etkileşim çalışan olur. En fazla çalışan olur. Yani yaşanan etkileşim. Gelişmeleri sadece lokal kendi özelimizde düşünmeden. Zaten kendi özelimizde biz baş ederiz. Ama biz özelimizde yaşamıyoruz. Bizi ama buna koruyucu bir kalkan dediğimiz önemli oluşturmamız bir gerekiyor. Bunu oluşturmak için de tartışma yapılıyor. Şimdi Sayın Bakanım, sadece tabii ki bakanlığınızın yetki alanı asgari ücret meseleleriyle kısıtlı değil. Ama son bir soru sormak isterim size bu konuyla ilgili. Bir maaş desteği söz konusu olabilir mi işveren üzerine? Yani prim desteğinden farklı bir kaynak yaratılabilir mi? Bu konu da tartışmaya açılmıştı. Yani devlet çalışanını dan özel sektör kendini zaman zaman hep bu tartışma açıldığında biz devletin üvey evladıyız muamelesi üzerinden okuyor. Dolayısıyla bir bütünlüklü yaklaşım söz konusu olabilir mi? Maaş desteği açısından bu kaynak yaratılabilir mi? Yaratılır. Bir soru soralım. Diğer konu başlıklarıyla ilgili de kıymetli görüşlerinizi alalım tabii ki. Yaratılabilir. Demokrasilerde çareler hiç tükenmez. İşte üvey evlat mı? Hayır, üvey evlat olmadığını çok iyi bir anlatımla herkesin katkı koyabileceği şekilde ekonomide katkı sağlayabilirsiniz. Bizde bu işlerden anlayan çok insan var. Bu işleri çok konuşan insan var. Ancak neyi neden yaptığınızı sorgulayan insan yoktur. Şimdi şu anda ben %65 destek veriyorum. 50 bin kişiye yaklaşık. %65 işveren sosyal sigorta primine katkı sağlarım. Yani %11'in %65'ini sağlarım. Çok basit bir matematik yapacak olursam rakamsal olarak şu rakamlar ortaya çıkar. ...707 TL gibi bir rakamı işverene şimdi şu anda katkı olsun diye veriyor. Minimum. En düşük. Çalışan şimdi bazında. 22 bin kişiye 707 TL. Bu rakam asgari ücretin üzerine çıktık sonra bu katkı da büyüyor. Yani yatırdığının %65'ini ödediğim için adam 20 bin lira maaş alıyorsa ve 20 bin TL'nin üzerinde sosyal sigorta yatırıyorsa bu rakam çok daha farklı çıkar. Yani bu rakam 1400 liraya kadar çıkar. Rakamlar değişir. Onun için devlet bu katkıyı sağlar. Neden sağlar devlet bu katkıyı? Neden işverene verir? Piyasalarda işsizlik olmasın diye. İşsizlik oranı düşmesin aşağı diye. Peki bu sürdürülebilir mi? O da ayrı bir tartışma. Tabii ki. Bu sürdürülebilir bir pozisyondur. Bizim yaptığımız projeyi sürdürebilmek için biz hep bütün hesapları yaptık. Şimdi şu anda biraz elimiz bol gittik bu dönem içerisinde. Birazcık daha sıkıp çok daha farklı yerlere katkılar koymak kaydıyla yani bunu devam ettireceğiz. Ya da kısıtlama olur. Kısıtlama, kısıtlama değil. Bu değil mi? Yok, kısıtlama değil. Üretim merkezlerine bunu daha fazla yapmak kaydıyla olacak. Tedarikçi merkezlere değil de üretim merkezlerine bunun katkıların verilmesi noktasında bir düşünce yapısı vardır. Tabii bu tartışmaya açık bir konu. Tartışıyoruz bunu. Hükümet bunun konuda kararını alacaktır ve bu desteğe devam edecektir. Şimdi bir izleyicimiz bir yorum paylaşmış. Çok doğru işler Sayın Bakanım demiş. Daha ileri bir düşünceyle personel getirme tedarik lisansı. Dünyada adı özel istihdam ofisi lisansı. Kriterleri belirlenmeli. Aynı zamanda şeklinde bir görüş ortaya koymuş. Bilmiyorum bu konuda bir değerlendirme yapmak ister misiniz ama bu konunun dışında kaçak durumda olan kişilerle ilgili bir af olup olmayacağı konusu da İçişleri Bakanlığımız bir yasa tasarısı hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığımız bunu açıklayacaktır. Bu çalışmanın devam ettiğini yakinen biz de takip ediyoruz. Bakanlar Kurulu olarak da takip ediyoruz. Zaten Sayın Ünal Üstel'in de talimatlarıyla bu hazırlanıyor. Onun için böyle bir af mevzu bahis bugünlerde gündeme gelecek. Bu gündeme gelirken biz bu kişilerin piyasada iş bulabilmesi için ön izin dediğimiz yurt dışından işçi getirme izinlerini kısacağız.
yurt içinde bu kişilerin iş bulabilmesi adına biz yurt dışına giden izinleri birazcık kısacağız. Yurt içinde bulunan bu kaçakların işleri alması için bir aralık bırakacağız. Ve getirme yerine, yurt dışından insan getirme yerine kendi içimizde kaçak olan bulunanları kayıt altına almaya çalışacağız. İşte bu bizim o 140 bin hedefine ulaşacak bir kapımız olacak, bir aralığımız olacak diye bakıyoruz. Bunu yapıp bir yukarıya sıçrama hedefini güdeceğiz. Özel istihdam ofislerine ihtiyaç var mı? Bizde gerçekten özel istihdam ofisleri zaten oluyor. Yani bunlar işte görüyorsunuz Müteahhitler Birliği, Sanayi Odası, Taşeronlar Birliği gibi Restorançılar Birliği. Bunlar hepsi bir çatı altında. Müteahhitler Birliği ile birlikte bir çalışma içerisindediler. Diğer taraftan Ticaret Odası aynı çalışmıyor. Ve özel sektörde özel yapan insanlar vardır bu işleri. Tedarikçi anlamında. Şimdi bu noktada bizim çok daha farklı bir yapıya ihtiyacımız var. Yani doğrudur. Özel istihdam ofisleri oluşması gerektiği noktasında ve kontrolü yapılabilmesi noktasında bir çalışma başlatıldı. Bunun daha belirgin bir hale gelebilmesi için tanımlanmışlığın getirdiği olumsuzluğu bir değiştirmek lazım. Yani şimdi, bir avantaja dönüştürmek anlamında. Avantaja da döndürmek gerekir ve kontrollü yapmak gerekir. Yani şimdi şu andaki avantaj kayıtsız yapılmasının avantajı biraz yanlıştır bu söylemim benim bir siyasetçi için, bir bakan için ama insanların niyetlerini, iyi niyetlerini kötüye kullanarak bir şeyler yapmaktan geçer. Bunu kontrol altına almak şarttır. Ben bunu girdiğim bu bakanlıkta 3 ay içerisinde rahatlıkla gördüm. Onun için çalışmalarımı, o konudaki çalışmalarını çok daha farklı yöne çevirdim. Yani gözüm üstlerindedir. Bu işi yapan kişilerin gözüm üstlerindedir. Öyle bir kişiyi 1 aylığına, 2 aylığına, 3 aylığına niyetiyle getirip de kendisine 1 yıllığına getirdim senin deyip kişinin aldıkları komisyonlukları veyahut da iş buldukları noktadaki komisyonlukları unutmamak gerekir. Bunları düzene sokabilecek, imkanları yaratabilecek işleri yapmamız gerekir. Bunların hepsini sorgulama yoluyla kayıt altına alma niyetimi geliştirdiğimi ve bu konuda dün de bilgisayar programcılarımla ayrı bir toplantı yaptığımı söylemek isterim ve bu gibi kişileri önümüzdeki günlerde, yani yıl sonuna gelmeden daha nasıl bir tespitle kendilerini ikaz edeceğimi, gelecek olan yasayla da kendilerini nasıl sıkıştıracağımızı önümüzdeki yıl içerisinde nasıl sıkıştıracağımızı şimdiden bir tahmin etmeye lazım. Ve bu gibi işlemleri yapan kişilerin, ama lütfen biraz dikkat etsinler kendilerine, bu bir tehdit değil. Daha net kontrol mekanizmasının bakanlığın ve şey, devletin yetkisinde olacağı bir sistem yaratılacak. Şöyle bir şey Baykan Hanım, sizi ben geliyorum, ikna ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çalışmaya geliyorsunuz. Hı-hı. Bir yıllık bir hizmet akdi imzalıyorum sizinle. Ama geldikten sonra 6 ay içerisinde işinize son veriliyor. Sizi geri gönderiyorum. Sizin ödediğiniz bir yıllık komisyonluğu da alıyorum, cebime oturtuyorum. Bir başka bir yıl buluyorum. Aynı şekilde 6 ay sonra yine aynı şeyi yap. Burada bir haksız davranış şekli vardır ve bu davranış şekli kim isterse olsun cezasız kalmaz. Biz bunları tespit ettik, bunların üzerine gidiyoruz. Son bir soru soralım size. Şimdi Sayın Bakanım, ihtiyaç sandığıyla sosyal sigortaların mali durumu hep tartışma noktası, tartışma konusu oldu. Özellikle pandemi süreci bu iki kurum üzerinde olumsuz bir tablo yarattı mı? Ekonomik ve mali açıdan. Yarattı tabii. Yani pandemi süreci oldukça olumsuz bir katkı yarattı. Bu bir gerçek yani. Yaratılan işsizlik, o dönemde yaratılan işsizlik bunları olumsuz yönde etkiledi. Şimdi ihtiyaç sandığına baktığımda ihtiyaç sandığının devletten yaklaşık 4,5 milyar gibi bir alacağı var. Gözleriniz açıldı. Bu yeni olan bir şey değil. Bu yıllar önce olan şeyler. Yani bugün olan işler değil. Ve oradaki yönetim haklı olarak hacize gitme noktasına geldi. Devletten işte uyuşma olmazsa oradaki yönetim özel bir yapıdır. Oradaki yönetimin çok farklı talepleri var. Biz de devletle bir taraftan
bu 4,5 milyar lira alacağın nasıl devlete ödenebileceği noktasındaki tartışmaları kendi içimizde gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve bir anlaşmayla bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Toplam büyüklüğü 7,5 milyar liralık bir ihtiyaç sandığı vardır. Orada hiçbir şekilde zor bir durumu yoktur. Piyasadaki nakit gücü en yüksek olan kurumdur. Yaklaşık mevduat olarak 2 milyar 200 milyon gibi bir TL bazında diyelim. Hesapladığımızda hep bütün nakdi parasını döviziyle birlikte 2.2 milyar gibi bir parası vardır piyasada. Şimdi şu anda bankalarda yatan toplam büyüklüğü 7,5 milyardır kurumun. Sosyal sigortalar biliyorsunuz Şubat ayında maaş ödeyemezken ve 150 milyon TL'lik bir borç ararken, tabii ki bunda pandeminin etkisi vardı, o dönemin sıkışının etkisi vardı, çeşitli etkiler vardı. Biz geldikten sonra bu etkileri ortadan kaldırdık bir şekilde. Özellikle ve heyecanla söylemek istediğim bir şey vardır. Sosyal sigortalar Haziran ayında 322 milyon lira maaş ve menfaat ödedi. Bu zam gelmeden, %56'lık hayat pahalı artışı gelmeden önceki yapılan ödemeydi. 322 milyon TL. Ancak zam uygulamaya girdikten sonra Temmuz maaşları için bu harcama 420 milyon lira maaş, 30 milyon lira menfaat haline dönüştü ve 450 milyon toplam oldu. Sosyal Sigortaları Kurumu Haziran ayında yaptığı 322 milyon TL'lik ödemeyi öz kaynaklarıyla yapmıştı. Hiçbir şekilde borç almadan yapmıştı. Bundan ben gurur duyarım. Sosyal sigortaları çalışanımla da gurur duyarım bu konuda. Bunda gurur, yani onlar için onlara ne kadar teşekkür etsem de azdır diye söyleyerek devam ederim o noktada. 322 milyon liralık bir ödeme yaptık ve kendi öz varlıklarımızı biraz daha artımız elde ettik Haziran ayında. Temmuz ayına giderken çok endişelerimiz vardı. Ancak bu endişelerimiz yaptığımız hesaplamalarda ve tahminlerde bizi yanıltmadı. 70 milyon bir overdraftla Temmuz ayını kapattık. Şimdi geldik Ağustos ayına. Ağustos ayında beni çok heyecanlı bir şey bekler. İnşallah ki doğru olacak. Arkadaşlarımla, çalışan arkadaşlarımızla tartışıyoruz bunu. İnşallah bu primler, yani borç alma noktası çok daha düşük bir noktalara gelecek. Yani 25-30 milyonlar onlara göre daha yüksek, 40'lardadır ama bana göre 25 milyon civarında bir overdraftla Ağustos ayında ödeyeceğiz. Eylül ayında ise artı olarak kapatacağız bilançomuzu, aylık bilançomuzu artı olarak kapatacağız. 13. maaşa kadar da 13. maaşın yarısını kendi öz varlıklarımızla ödeme noktasında bir hareketimiz olacak. Yani yarısından da biraz fazlasını diye umut ederim inşallah. Tabii ki sayıyı ne kadar artıracağımıza bağlı ve o kalkan dediğim olayı ne kadar geliştireceğimize bağlıdır. Bu konular hep çalışma ister. Onun için biz çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bu çalışma yaşantısı doğrultusunda yaptığımız işlerin içerisinde, yani çalışma yaşantısını daha verimli hale nasıl getirebiliriz noktasında yaptığımız çalışmalar. Ayrıca bizim bir de sosyal hizmetler tarafımız var. Buna değinmeden geçemeyeceğim. Bugün inşallah, zamandır söylüyorum, engelsiz yaşam evi yasası, engelsiz yaşam evi yasası. Bugün inşallah Bakanlar Kurulu'na sevk ediyoruz. Haftaya görüşüdür inşallah Bakanlar Kurulu'na. Savcılık görüşü geldi. Savcılık görüşüne göre değişiklikleri de yapıldı. Onun için yasa bir tamam hazır. Bugün Bakanlar Kurulu'na sevki bakanlığımız tarafından yazılır. Bugün yarın Bakanlar Kurulu'na gider, gündemine girer. Artık önümüzdeki hafta bu da oluşur. Artık bundan sonrası sivil toplum örgütleriyle bize kalmış bir şey. Bu merkezi açabilmek için ve hayata koyabilmek için gerekli bütçe önümüzdeki yılın başına kadar hazır olur, belli bir rakam, belli bir bütçe yaparız. İçinin mefuşatı sivil toplum örgütü tarafından zaten hazırlanıyor. Ben Engelsiz Yaşam Derneği'ne buradan teşekkür ediyorum. Onlar Sayın Güliz Kaner'in başkanlığında Engelsiz Yaşam Evi için iç mefuşatını bir tamamlamaya çalışıyorlar. Bu da bu yılın içerisinde tamamlanacak ve inşallah yıl sonuna kadar bu Engelsiz Yaşam Evi'nin kapıları açılacak. Oraya ihtiyacı olan, muhtaç olan insanlarımız girecek ve orada daha farklı bir yaşam olacak. Tabii ki bu daha değişik yaşama bizim halk olarak vereceğimiz önem çok farklı bir şeydir.
biz buraya olan önemsemeyi çok daha farklı yansıtmalıyız. Yani işte ben dayanamam, ben üzülürüm. Ama hayatın gerçeği vardır. Bu hayatın gerçeğiyle hepimiz yüz yüze gelmeliyiz. Her ne kadar üzülsek de, her ne kadar dayanamasak da bu hayatın gerçeğini hep birlikte yaşamalıyız ve oradaki yaşantıya destek vermeliyiz. Bunun gibi daha birçok projemiz bizim devam eder. Bir taraftan sevgi evimiz Sayın Tangül Çağaner hanımefendinin adına kurmuş olan vakıf tarafından düzenlemeleri yapılıyor. Çağlayan çocuk yuvamızın o eski yerinden çıkıp da oraya gitmesi. Yeniceköy Polis Okulu, eski polis okulu, 18 yaş altı rehabilitasyon merkezi. Yani cezaevine düşen çocukların orada çok daha farklı şekilde bakılması. İstismara uğramış çocukların, şiddete uğramış çocukların veyahut da işte olumsuz yönlerle istismara sevk edilen çocukların sorgulaması için ayrı birimler Yeniceköy Polis Okulu'nun orada değerlendiriliyor. Buna da Rauf Raif Denktaş Vakfı'nın verdiği çok büyük bir katkı vardır. Onlar bu işi üstlenmek pozisyonundadır. Aile danışmanlığı merkezimiz de Koşa Surlar içerisinde Sanayi Odası tarafından yapmış olduğumuz girişimlere Sanayi Odası tarafından yapılıyor. Bu girişimler onların yaptıkları yardımla aile danışmanlığı merkezi ve ebeveyn yabancılaştırması konuları, çocukların ebeveynlere karşı olan sorumluluğu veyahut da ayrılıklardaki yaşanan problemlerin giderilebilmesi için klinik psikologların orada yapacakları, verecekleri eğitimler, bireysel ve toplumsal eğitimler için bir merkez oluşturulmaya çalışılıyor. Bu olayların hepsi gündemde. Yani saymakla bitmeyen ama işte bir artı bunu yapalım, bir taneye daha başlayalım noktasında olduğumuz için şimdi engelsiz yaşam evi tamam, ikincisini çok yakın bir zamanda gündeme getirmek kaydıyla bizim kollarımız sıvanmış durumda. Vatandaşımıza bunları göstermek ve vatandaşımızın bunları yaşaması için biz kapılarımızı sonuna kadar açtık ve bu yardımları, gelecek olan yardımları, gelecek olan talepleri, gelecek olan istekleri, her şeyi karşılayabilecek pozisyona girebilme adına bir yapılandırmaya gidiyoruz. En iyi kadro ama en az kadro, en zayıf kadro diyemeyiz. Sayıca az kadro diye nitelendireyim olan bu bakanlığın gerçek anlamda yani kadrolu sayısı olarak gerçek anlamda ileriye atılabilmesi için hep bütün imkanları zorluyorum. Kadrolu olmazsa bile sözleşmeli olarak insanların bu kapıları zorlayabileceği bir yapılanmaya doğru hareket ediyoruz. Onun için ben mutluyum. İnşallah topluma umut verecek olan işler yapılır ve bu bakanlığın adı esasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmaması lazım. Yaşam öncesi ve yaşam sonrası sizlerin umut kapısıdır. Herkesin umut kapısıdır. Yaşamın öncesinden başlar, yaşamın sonrasında da devam eden bir umut kapısıdır. Peki Sayın Bakanım, son bir soru soralım. Şimdi az önce doğru mu anladım? İskele'de toplanacak Bakanlar Kurulu. Evet, bugün İskele'de. Bölgesel ziyaretler mi başlatıldı? Evet, Sayın Başbakanımız böyle bir organizasyon yaptı. Bugün İskele'de Bakanlar Kurulumuz saat 15.30'da toplanacak inşallah. Sayın Başbakanımız. Hem bölgesel hem de ülkesel sorunlar bölgeler kapsamında yapılacak. Orada hem biraz o bölgenin iş hayatına inceleyip onları tartışabilmek. Bölgelerin iş hayatlarını tartışmak. Sadece toplantı odaklı değil, değerlendirme, görüşme yapma tabii açısından da önemli. Hükümetin ya icraat anlamında ortaya koyduğu performansı bir bütün olarak nasıl yorumluyorsunuz? Yani tabii yaz dönemindeyiz, mecliste kapalı, dolayısıyla yasal süreçlere katkı, komiteler nezdindeki çalışmalarla komitelerden birçok yasak geçti. Evet. Dolayısıyla takip edebiliyorsanız, Ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde İnşallah Ekim ayına kalmadan bir gündem yaparız ondan önce. Mecliste diye biz hesap ediyoruz. Sayın işte hükümet ortakları ve hükümetimiz Sayın Başbakan Başkanı'nda böyle bir şey düşünüyor. Bir genel kurul toplantısıyla bazı şeyleri yapmak biliyorsunuz. Yani bunların için en önemlisi dün meclise görüşülen belediyeler yasası. Hı hı. 17 kriter, 18 belediye diye konuşuldu. Gazetelerde manşet attı. Tartışmayı açtı.
Tabii onun içerisinde bazı maddeler bulunup şimdi birazcık böyle yine sallantıya girmeye çalışıyorlar. Şimdi ya bu oy birliğiyle çıkmazsa oy çokluğuyla çıkacak bu yasa. Veyahut da 28 belediye kalacak. Şimdi hangisi doğru? Bu noktaya geldikten sonra halkın nezdinde meclis adına bakanlık şapkamı bir kenara koyuyorum. Milletvekili şapkamı da bir kenara koyuyorum. Vatandaş olarak ne görmek isterim? Bu kadar söylediğiniz, ettiğiniz, bu kadar hırgür, bu kadar tartışma, bu ister 18, ister 12, ister 15, ister 17, bu iş bitsin. Bu iş bitsin artık. 28'den düşecek dediğiniz düşürün ve bitsin. Peki derim, vatandaş doğru olarak şekilde anlatılabiliyor mu? Yani bir şeffaflık sürecine de tabi mi? Yani vatandaş süreci sadece sayı üzerinden okudu. Oysa hayır, ana şiarında reformun sürdürülebilir belediye yapıları, ekonomik anlamda ve daha iyi hizmet kalitesi verebilecek bir yapı oluşturmak. Toplum içine çekilebildi mi bu tartışmanın yeterince sizce? Bu tartışma toplumun içerisine fazla girmeye, bunu açmaya çalıştığınızda belediyeler daha hakim çıktı. Hı. Belediyeler, Lefkoşa Belediyesi en büyük belediye. Coğrafi olarak ben küçük kalacağım, nüfus olarak yüksek olacağım. Nüfusa tabii değerlendirmeye gitmem lazım. Mausa Belediyesi, benim sınırlarımı açarsanız, daha fazla açarsanız işte benim hizmet alanım ne olacak? Zaten içinde yaşadığım problemler var. O problemlere ek problem gelmeyecek mi? Şimdi benim de hep bu reform üzerine bir öncesinde yaptığımız tartışmalarda arkadaşlarla iki tane esas unsur vardı. Bir intibak. Personelin intibakı. Personelin dert çekmesine hiç gerek yok. Personel bu anlatılmalı. Defaatle söyledim. Eğer personel bu anlatılmazsa belediyeler kendi içerisinde personelle birlikte bir savunma mekanizması geliştirecek. Onun için intibakını çok iyi bir şekilde bilmek lazım. Ki intibakta hiçbir problem çıkmaz ve intibak birebir neyse şimdi şu andaki görevleri aynı görevlerine devam etmekten geçer. Diğer belediyeleri birleşmekten. Ancak burada şunlar olmayacak. 3 tane belediye birleşiyorsa eğer 3 tane su işleri sorumlusu olmayacak. 3 tane emlak sorumlusu, emlak birimi sorumlusu olmayacak. 3 tane temizlik birimi sorumlusu olmayacak. Bir tek sorumlu olacak. Ona göre de emekli olduk sonra sayılar zaten rakamına oturacak. Ve burada yapılan işlem de ikinci bacak da finansal iştir. Belediyelerin toplam borcu ne kadardır? Devlete 300 milyon. Yani devlet artı özele 300 milyon, 350 milyon. Reform kalemi için kaç milyon lira para ayırdınız? 450 milyon TL ayırdınız. Bu 450 milyon TL'nin 350 milyon lira hepsini sıfırlayın belediyelerin. Yani sayılar azaltıldıktan sonra hep bütün borçlar sıfırlansın. Bir ortak havuz oluşturuluyor zaten. Bu ortak havuzdan işte nüfusa tuta, coğrafyaya tuta, neyse koyduğunuz kriter, o kriterlere tuta bir hesaplama yapalım. Bu hesaplamaya göre o borçları o havuzdan kestirelim. Hem katkı verelim hem de uzun vadede bu borcu ödeyelim diye bir yaklaşımla bu işe eğildik. Ve belediyeleri hem borçtan kurtarıp sıfır borçta bundan sonra ne yapacakları noktasındaki evrilmeye, tabii ki borçta sıfır noktasından işte bu borçlara taksitle, nüfusa oranına taksitle havuzdan kesilecek paraların olabileceğini söyledik. Ve kendi bütçeleri ona göre ayarlamaları gerektiğini, her geçen yılın da kendine bir artı koyacağından bahsettik. Her bir artık yılın onlara bir artı getireceğini söyledik. Ve onun üzerine hesaplamaları yapmaları gerektiğini iddia ediyoruz. Ve bunu tabii ki biz vatandaşa anlatamadık. Yani bir öz eleştiri koyuyorsunuz ortaya. Şimdi bunların hepsi kendi içimizde tartışılan konular. Belediyelerin kriterleri, işte belediyenin hangi kriterine göre yapıyorsunuz? İlçe kriterine göre. Başka nereye göre yapar? İlçe bucak kriterine göre. Başkan olabilir bunun içerisinde sayıyı artırmak için. İlçe bucak artı nüfus. Tamam, bunu da yaparsak ne olur? İşte 13 belediye, 20 bin rakamı tutarsak. İlçe bucak nüfus artı coğrafya kriterini koyarsak, yani birinci kriteri koyarsak ne olur? İşte atıyorum 14 belediye veyahut da 16 belediye. İlçe bucak nüfus coğrafya artı tarihi veyahut da devlet anlayışıyla sorumluluk addeden işleri ortaya koyarsak kaç belediye olur? 18 belediye. Tamam, burada en kolay yapabileceğimiz bu reform içerisinde bu birincil kriterlere göre eğer 18 ise bunları koyalım. 11 tane de alt ikincil kriter geliştirdik. Onları da alt alta yazdı arkadaşlarımız sağ olsunlar. Ve bir manzume ile ortaya çıktık. Ve dedi ki iddiamız bu. Bu iddiayla gelin bunu yapalım. Ve zengin bir iddiadır. Kriterleri zengin kriterlerdir.
içerikli kriterlerdir. Bu eğer bunlara göre hareket edersek hiç kimsenin bundan bir kaybı olmaz. Ama dün aldığım bilgiye göre muhalefet mecliste birazcık yan çizdi. Kriterler noktasında birazcık yan çizdi. Yani biraz, bize sonuca götürmeyecek bir tartışmanın bir tartışma başlattı. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri de neden haklı olarak şunu söylemeleri gerekir. Neden yani ben suçlu olayım? Yalnız başıma. Eğer bunu bir reformsa da oy birliği var, gelin hep beraber yapalım. İşte kriterler burada. Sen kendine göre bir hesap yapacaksan, bir siyasi hesap yaparsan o ayrı bir şey. Ben de kendime göre siyasi hesabım var. Ben de kendime göre diyebilirim ki 12 belediyeye kalsın. 6 ilçe, 6 bucak net, temiz, ne işte o nüfusa göre, ne bilmem nereye göre, hiçbir kriteri de koymadan bunu yapabilirim. Yapmışken bunu da yaparım deyip de hareket ediyorum. Veyahut da eskisi gibi kalsın da diyebilirim. Niye ben hep bütün yükü tek başıma sırtıma alayım? Gelin paylaşalım. Bundan da UBP'nin çekincesi yoktur yani. UBP gerekeni yapar ve yaparken de ortaya koyar neden yaptığını. Ama işte bir şeyi tam bir olgunluğa getirip de altından işte bu olmasından şu kriterdir. Yok böyle bir şey. Çizdik, limitlerini koyduk. Hepsini bilimsel olarak ortaya. Hangi kriteri kabul ediyorsa gelin oradan çizgiyi çekelim, bitirelim dedik. Ve bunları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bugün veyahut da yarın bu sonuçlanır. Sonuçlarımız da genel kurul çağrılır ve genel kuruldan geçer. Olağanüstü birleşim beklentisi var tabii ki. Sayın Bakanım çok teşekkürler. Biraz ben zamanı teşekkür da açtık bugün ama iyi olmuş. Çünkü sizi de az esasında önce benim daha çok anlatmak istediğim şeyler. Evet, daha çok konuşmak istediğiniz şey olduğundan eminim. İcraatlarınız ve hedeflerinizle ilgili. O zaman yine sözünü alalım ama bu kez bir aylık bir zaman olmasın. Daha kısa bir sürede sizi yine burada ağırlamış olalım. İnşallah. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Şunu söyleyeyim. Bugün çok özür dilerim sizden. Estağfurullah. Buyurun efendim. Sözünü kestim. Bugün Sosyal Hizmetler Dairemiz Girne ilçemizde yoksul ailelere, ihtiyaçlı ailelere 14 tane çocuğumuza sünnet töreni yapıyor. Hmm. Geçen hafta Lefke bölgesini, Güzellik bölgesini yaptık. 11 ailenin çocuklarını sünnet ettirdik. Sağlık Bakanlığı'yla birlikte hükümetimizin yapmış olduğu bir icraat olarak, bir iş olarak. Bugün Girne bölgemizde 14 ailenin çocukları, bize başvuran 14 aile oldu. Onun için 14 ailenin çocuklarının sünnet törenini yapıyoruz. Önümüzdeki 23-24'ü yanılmıyorsam Mausa'dır. Mausa'da yaklaşık bir 30 kadar çocuğumuz var. Ardından Lefkoşa 50'ye yakın bir çocuğumuz var. Sünnet edilecek olan. Bunlar da sırasıyla hepsi arka arkaya geliyor. Bu sünnetler de yapılıyor. Onun için biz halkımıza olan hizmetimizi sadece işte birimler olarak değil, her alanda ulaşabilme noktasında hükümet olarak gayretlerimizi artarak devam ettiriyoruz. Peki. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Kolay gelsin diyelim size. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Taço ile beraberdik. Manşet Artı'nın bugünkü beraberliğini de burada noktalıyoruz. Yarın sabah 8.30 itibariyle yine BRT ekranlarında buluşmak dileğiyle veda edelim size. Hoşçakalın.